Değerli izleyicilerimiz, değerli arkadaşlarımız, bu videomuzda sizlere Yapı Kredi ATM'sinden SIM kart bloke kaldırma işlemini göstereceğim. Malum ki müşteri hizmetlerine kolay kolay ulaşıp işlem gerçekleştiremiyoruz. Ulaşsak da bazen bloke kaldırma işlemi yapamıyoruz. Bazen de iletişim bilgisi güncellesek bile bloke kaldırma işlemi yapamıyoruz. Ben hattımı operatörler arası geçiş yaptığım için Yapı Kredi'de otomatikman numaram bloke haline düşmüş arkadaşlar. Buradan kartımızı takıyoruz. Daha sonra şifremizi girerek, evet, şifre ekranı geldi. Buradan şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra sol alt köşede tüm işlemler butonu geliyor. Tüm işlemlere tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere farklı seçenekler mevcut. Bu maskeden de bir de konuşabilirsem inşallah. Diğer işlemlere tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine farklı seçenek ve butonlar geliyor. Biz kullanıcı işlemleri sekmesine gireceğiz. Kullanıcı sekmesine girdikten sonra burada farklı seçenekler yapabiliyoruz. Kart şifresi değiştirebiliyoruz. İletişim bilgilerine oraya bir girelim. Bakalım neler var. E-posta işlemi yapabiliyoruz. Telefon numarası işlemi yapabiliyoruz. Ev telefonu ve iş telefonu işlemleri buradan yapabiliyoruz. Buradan biz geri dönelim. Biz SIM kart bloke işlemi gerçekleştireceğiz. SIM kart bloke kaldırma işlemi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz üzere SIM kart bloke kaldırma butonu burada mevcut. Buraya girerek, gördüğünüz üzere burada bizim numaramızı girmemizi istiyor. Başında 0 olmadan ve 554, 542, 535 vesaire gibi başlayarak numaramızı girelim arkadaşlar. Evet, şu anda ben numaramı girmiş bulunmaktayım. Numaramı girdikten sonra devam butonuyla devam ediyorum. Numaram sol üst köşede şu anda mevcut. Daha sonra onayla diyerek buradan gördüğünüz üzere arkadaşlar bize ne diyor? Nokta nokta numaralı cep telefonunuzu SIM kart bloke kaldırma işlemi başarıyla tamamlanmıştır diye sekmeyi bize, bildirimi bize gösterdi. Şu an itibariyle Yapı Kredi'den benim telefon numaramın bloke işlemi kalkmış bulunmakta arkadaşlar. Mobil bankacılığa girerken ya da herhangi bir telefon işlemi güncel iletişim bilgisi olarak mevcut olarak bize işlem yaptıracak. Gördüğünüz üzere şu anda hayır diyelim, kartımızı alalım arkadaşlar. Yapı Kredi ATM'sinden SIM kart bloke kaldırma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer aklınızda soru işareti olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.